Covid-19 ile ilgili 5 Nisan itibariyle olan güncellemeleri kısaca sizlere sunmaya çalışacağım. Covid-19 olgusu tespit edildiğinde temaslara yönelik ne yapmamız lazım? Olası Covid-19 enfeksiyonu olan bir kişi tespit edildiğinde bu kişiyle temas etmiş kişiler ve bunların temas özellikleri belirlenmeli. Olası olgunun test sonucu çıkana kadar yakın temaslara yönelik hiçbir önlem alınmamalı. Şimdi belki Covid şüpheli kişi de Covid çıkmayacak. Bu nedenle bu sonuç çıkmadan olası olgunun test sonucu çıkana kadar yakın temaslarına yönelik önlem alınmaz diye ee, kılavuzda net bir ifade kullanılmış. Test sonucu negatif gelirse Yine temaslarla ilgili hiçbir işlem yapılmaz. Olası Covid-19 olgusu tespit edildiğinde, eğer test sonucu pozitif gelirse, bu kişinin yakın temasları, Saat 19. evde 14 gün boyunca ateş, solunum semptomları açısından takip ediliyor. Evde temaslı takibi konusunda sözlü, yazılı olarak bilgilendiriliyor, onam alınıyor. Gerekli görülen durumda da aktif olarak telefonla veya ziyaretle takip yapılıyor. Temaslılar 14 gün boyunca kendilerini ateş ve solunum semptomları açısından takip etmek üzere bilgilendiriliyor. Tekrar ediyorum. Testi pozitif çıksa bile temaslılar 14 gün boyunca kendilerini ateş ve solunum semptomları açısından takip etmek üzere bilgilendiriliyor. Temaslı ve yakın te te temaslılarda 14 günlük takip içerisinde eğer ateş gelirse, eğer solunum semptomları gelişirse Maske takıyor, tıbbi maske veya cerrahi maske takarak başvurması sağlanıyor ve olası vaka algoritması içine bu da alınıyor. Demek ki bir kişi pozitif çıkarsa yakın 14 gün kendini takip ediyor. Ancak olası olgu pozisyonuna geldiğinde artık hastaneye çağırıyoruz. Olası COVID-19 enfeksiyonu olan bir kişi test edildiğinde bu kişiyle temas etmiş kişiler ve temasın özellikleri mutlaka belirleniyor. Tekrar ediyorum. Olası olgunun test sonucu çıkana kadar yakın temaslarına yönelik hiçbir önlem alınmıyor. Peki bu şu ana kadar anlattıklarım içinde en önemli bilgi ne? Olası olgunun test sonucu çıkana kadar yakın temaslara yönelik herhangi bir önlem almamak. Yakın temaslı kimdir? Kesin veya olası bir vakaya damlacık enfeksiyonuna yönelik korunma önlemleri almadan doğrudan bakım sağlayan COVID-19 ile enfekte sağlık çalışanları ile birlikte çalışan hasta ziyaretinde bulunma gibi sağlık merkezi ile ilişkili maruziyeti olan kişiler. COVID-19 hastasıyla okul öncesi ve okul çocuklarında Aynı sınıfı paylaşan öğrenciler, COVID-19 hastasıyla yurtta veya otelde aynı odayı paylaşanlar, COVID-19 hastasıyla direkt temas eden kişiler, COVID-19 hastasının salgılarıyla koruması temas edenler, COVID-19 hastasıyla 1 metreden daha yakın mesafede 10 baş dakikadan uzun süreli yüz yüze kalan kişiler, COVID-19 hastasıyla aynı kapalı ortamda, hastanede, banka salonunda, otobüste, serviste 1 metreden yakın, 15 dakikadan daha uzun süre bir arada kalan kişiler. Covid-19 hastasıyla aynı uçakta seyahat eden yolculardan iki ön, iki arka, iki yan koltuk. Covid-19 hastasıyla aynı evde yaşayanlar, Covid-19 hastasıyla aynı ofiste çalışanlar. Peki evde takip edilecek hastada neye dikkat edelim? Evde izlenen hastalar iyileşene kadar aile hekimliği ile takip edilir. Hastaya ait tıbbi... ...bilgiler aile hekimiyle paylaşılır. 14 gün süreyle... Aşırı, ...gün aşırı telefon ile sağlık durumları izlenir. Evde izlem süresince yapması gereken... ...ve cezai sorumluluklar anlatıldıktan sonra... ...bu bilgileri içeren onam formu imzalatılır. Hasta izlem süresini mutlaka evde geçirir. Demek ki COVID-19'lunun temaslısı kimmiş... 1 metreden daha yakınında bulunan herkes ne kadar süre? Buradaki kritik süre değerli arkadaşlar 15 dakika. 15 dakikadan daha e, uzun temas, kritik temas. Covid-19'da peki mesafe ne? Oradaki kritik mesafe 1 metreden daha yakın ve 15 dakika süre. 1 metre 15 dakika. Polikliniğe gelince ne yapacağız? Kan tetkikleri isteyeceğiz. Tam kan sayımı, üre kreatinin, sodyum, potasyum, klor, AST, ALT gibi karaciğer testleri, total bildiribin, laktat, dehidrogenaz, CPK, D-dimer, tropenin, C-reaktif protein ve gene hekimin uygun gördüğü tetkikler. Öncelikle kılavuzda akciğer grafisi çekin deniyor bu hastalara. Eğer aşağıdaki durumlardan birisi varsa da bilgisayarlı tomografi istiyor. Ateş, öksürük, ateşi olan, öksürü olmayan, akciğer grafisi doğal alan bir insanda ateş nedeniyle kontrastsız düşük doz bilgisayarlı tomografi çekilebilir. Gene ateşi olan, öksürü olmayan, akciğer grafisi tanısal olmayan birisinde kontrastsız bilgisayarlı tomografi isteniyor. Ateşi olan, öksürü olan, komorbid hastalığı olan ileri yaş... 50 yaşın üzerindeki insanlarda tanısal olmayan akciğer grafisi varsa yine tomografi çekebilirsiniz diyor. Yalnız tomografi çekerken 20 yaşın altındaki genç kadınlarda bundan kaçınmak lazım. Çapraz bulaşı engellemek için her hastadan bilgisayarlı tomografi sonrası cihazı uygun şekilde temizlemek gerekiyor. Hastayı COVID bulduk. Böyle bir hastayı komplike olmayan, pnömonili olan veya yoğun bakımı gereken hasta diye üç ayırmamız lazım. Üç ayrı kategoriye ayırmamız lazım. Değerli arkadaşlarım, komplike olmamış hastada ateş, kas, eklem ağrıları, öksürük, boğaz ağrısı ve burunda konjesyon gibi bulguları olup da solunum sıkıntısı, takipne ne ve oksijen saturasyonuna baktığınızda %93'ün altına inmeyen hastalar Solunum sıkıntısı olmayacak. Tekipnesi olmayacak. Oksijen saturasyonu %93'ün altında olmayacak. Ateş, kas ağrısı, eklem ağrısı, öksürük, boğaz ağrısı, nazal konjensiyon bulguları olabilir. Bunlar bizi korkutmuyor. Şu solunum sıkıntısı, takip ne ve saturasyondaki düşme korkutuyor. Gene altta yatan komorbiti olmayacak. Kardiyovasküler hastalık, diyabet, hipertansiyon, kanser, kronik akciğer hastalığı olmayacak. Ve 50 yaşın altında olan hastalar akciğer filminde akciğer e, akciğer filmi normal veya akciğer tomografisi normal olan hastalara demek ki komplike olmamış hasta diye söylüyoruz. 1. Solunum sıkıntısı olmayan, 50 yaşın altında olan veya komorbit olmayan akciğer filmi, akciğer tomografisi normal olan hastalar. Böyle bir hastada Görevli personel mutlaka solunum yolu örneğin alınması sırasında kendini koruyacak önlük, N95 maske, gözlük, yüz koruyucu eldiven takacak bir kere. PCR için örnek alacak. Eve gönderilebilir, evde izolasyona gönderilebilir bu hasta ve bunun için İl Sağlık Müdürlüğü mutlaka bilgilendirilecek. Bu hastanın ampirik tedavisinde hidroksiklorokin, mevsimsel diğer faktörler dikkat alınarak oseltamivir tedaviye eklenebilir. Başlanan tedavi hastane eczanesi tarafından verilir. O muayene ve görüntüleme, pinomon desteği bulgusu olmayan hafif hastalık tablosu olan grupta antibiyotik ayrıca önerilmiyor. Sadece hidroksiklorokin, ve mevsimsel olarak uygun vakalarda oseltamivir. E, Osel Onun dışında bu hasta grubuna e, antibiyotiğe gerek yok. Ayaktan hasta takiplerinin yapılması için belirlenen sağlık ekipleri tarafından günlük olarak telefonla bunların sorgusu yapılacak. Gereken ve şüpheli durumlarda mutlaka yeniden değerlendirilmesi yapılacak. Hastanın genel durumu izlenecek. Bulgularında kötüleşme olursa da tekrar hastaneye almak lazım bu hastaları. Peki bu hastanın test sonucu pozitif çıkarsa, semptom ve bulguları düzelenler önerilen tedavi süresini tamamlar, en az 7 gün semptomsuz olmak üzere semptom başlangıcından itibaren 14 gün sonrasına kadar evde izole edilir. Semptom ve bulguları devam eden, klinik durumları kötüleşen hastalar yatırılarak değerlendirmek üzere değerlendirilir. Klinik durumlarına göre evde izlem veya hastanede yatmaya karar verilir. Peki test sonuçları negatifse bu hastalardan semptom ve bulguları düzelenler yine 14 gün izole ediliyor. Ancak semptom ve bulguları devam edip ateşi olmayıp sonradan ateş çıkanlar. Öksürüğü olmayıp sonradan öksürenler ve öksürüp de artış olanlar. Nefes darlığı gelişenler maske takarak ikinci bir örnek alınmak ve yatış için olası diyenler diğer nedenler açısından mutlaka hastaneye davet etmek lazım. Şöyle söylediklerimi özetleyecek olursam, komplike olmayan COVID hastasında değerli arkadaşlarım, hidroksiklorakin başlıyoruz. İlk gün yükleme 2 x 400. Sonraki günler 4 gün 2 x 200. Oseltamivir'i mevsimsel faktörler dikkat ederek veya influenza testi pozitif olanlara vermek lazım. Peki yatış indikasyonu varsa? Yatış indikasyonu olan COVID-19 olgularında tedavide hidroksiklorokin buna oseltamivir eklenebilir eğer pnömoni düşünüyorsak azitromisin eklenebilir. Azitromisinle hidroksiklorokinin etkileşimini özellikle QT intervali üzerine olumsuz etkilerini e, baz almak lazım. Peki ikinci grupta pnömonili bir hasta varsa arkadaşlar pnömoni bulgusu olan hastalarda ateş, kas, eklem ağrıları, öksürük, boğaz ağrısı, nazal konjesyon gibi bulguları olup da solunum sayısı dakikada 30'un altındaysa oda havasında hiç oksijen vermeden saturasyon %90'ın üzerinde ise akciğer grafisinde künomoni, infiltrasyon varsa solunum yolu örneğini alacağız. Damlacık izolasyon şartlarına uygun bir şekilde izole edeceğiz. Test sonuçları beklenmeden. Test sonuçları beklenmeden. Test sonuçları beklenmeden tedavi başlayacağız bu hastaya. Ne verelim? Bu hastaların ampirik tedavisinde gene hidroksiklorokin sülfat vereceğiz. Ayrıca azitromisin ekleyebiliriz antibiyotik olarak. Mevsimsel grip faktörleri dikkate alarak oseltamivir verebiliriz. Görüntüleme yöntemleri pnömoniyi desteklerse antibiyotik başlamakta imtina etmemek lazım. Bu hastalarda hidroksiklorokin, oseltamivir Azitromisin, hidroksiklorikin ilk gün 2x400 sonra 2x200, Oseltamivir 5 gün boyunca 2x75 mg oran, azitromisin birinci gün 500 mg sonra takip eden 4 gün 250 mg günde 1 olarak vereceğiz. Bu hastalardan solunum yolundan aldığımız örnek pozitif çıktı. Semptom ve bulgular düzelene kadar önerilen tedavi süresini tamamlayacak. Ayaktan takip şartları için uygun olanlar ayaktan evde izole edilerek takip edilecek. 14 gün izole olarak takip edilecek. Peki kontrol BTS'i alalım mı bu hastalarda? Klinisyenler BT sonrası eğer günlük ya da gün aşırı kontrol PA akciğer grafileri alırlarsa bir bakacaklar ki bu hastaların bulguları ilerliyor. Bunu yapmamak lazım bu hastalardaki radyolojik kötüleşme tamamen beklenen doğal bir sürenç. Hastanın kliniği kötü gitmiyorsa lütfen radyolojik görüntüleme almayın. Çünkü bu bir pseudoprogresyon işareti. Bu sizi yalancı bir şekilde kandırır. Önemli olan hastanın kliniği, önemli olan hastanın kliniği. Klinik olarak rahat ise radyolojik ilerlemenin doğal seyri olduğunu mutlaka bilmemiz lazım. Test sonucu negatif geldi. 24 saat sonra tekrar PCR alacağız. İkinci PCR negatif. Artık alternatif bir tedavi tanı düşünmemiz lazım. İkinci PCR pozitifse bildiğimiz COVID-19 tedavisiyle devam edeceğiz. Peki ağır bir pnömoni ise? Yani oda havasındayken saturasyonları 90'ların altına inen bir hastaysa. Bunlar da mutlaka PCR için solunum örneği alıyoruz. Hastayı izole ediyoruz. Test sonucu beklenmeden hemen tedavisine başlıyoruz. Ne verelim tedavide? Hidroksiklorakin sülfat. Ama burada ağır pinomonide favipraviri beklemeden başlamamız lazım. Azitromisin bu hastalara gene başlamamız lazım. Burada eğer Mesela Ocak, Şubat aylarıysa ise Osel Tamivir'i de tedavide düşünmemek, düşünmek lazım. İnfluenza yönünden. Görüntüleme yöntemleriyle pneumoniyi destekler bulgusu olması nedeniyle ampirik, antibiyotikler bunlar da unutulmamalı. İkinci PCR aldık. Negatifse alternatiften düşün. Pozitifse algoritmaya göre tedavi et. Peki bu ağır pneumonilerde tedaviyi nasıl yapalım? 1- Hidroksikloranik ikini standart 5 günlük tedavi ilk gün yükleme sonrasında 2x200. Buna favipraviri ilk gün yükleme 2x1600 yani 3200 veriyoruz ilk gün. Sonra 2x600 1200 mg. Buna azitromisin ve oseltamiviri hastaya göre e, azitromisini ilave ediyoruz. Oseltamiviri hastaya bazında düşünmek lazım. Pinomoni Tedaviyle ağırlaşırsa hastaya hidroksiklorokin verdiniz ama hastanın genel durumu kötüye gitti. Bu hastalarda favipravir'e geçmek lazım. Peki gebe birisine nasıl tedavi edelim? Gebede lopinavir-ritanavir yani kaletra tablet 2x2 10-14 gün. Gene gebede hidroksiklorokin aynı 2x400 başlayacağız sonra 2x200 olarak devam edeceğiz. Değerli arkadaşlarım, kısa bir süre içinde Nisan'ın başındaki algoritmayı özetlemeye çalıştım. Dilerim ki bizlere bir faydası olur.